yaklaşık 52 bin metrekare, 53 bin 300 metrekare inşaat alanına sahip, bakanlığın normal rutin uygulamalarının da dışına çıkılarak çok farklı bir hastane haline getirildiği. 7 kere 5, 35. %5'e tekrar. Evet. Hasta sayımız, bizim hedeflediğimiz 7500 günlük hasta poliklinik sayısı ulaştığımız anda 120 polikliniğe çıkabiliriz. Bu işte hiç bizim elimizde. Bakın LED aydınlatmalara özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu çağın vebası arasındaki giderliğimizi %40 düşürecek bir şey. Evet, şu an Kepez'deki devlet hastanemizin içerisindeyiz. Yaklaşık 16 yıllık bir rüyaydı bu hastane Kepez için. Çünkü burası tam 16 yıl evvel tahsis edilmişti belediyemiz tarafından. 16 yıllık böyle bir bekleyişin sonunda modern bir hastaneye sahip olmak şüphesiz ki bizler için, Kepez için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Tabii bununla birlikte üzerinde durulması gereken en önemli hadise şu. Biz bugün burayı geçen dönem ve bir önceki dönemki meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Yani 2009-2014 yılları arasında ve yine 2004-2009 yılları arasında görev yapmış meclis üyelerimiz de bugünkü ziyaretimizde varlar. Onlarla birlikte ziyaret etmemizin birkaç tane sebebi var. Bunlardan birincisi şu, gerçekten iftihar edilecek, övünülecek bir eser ortaya çıktı. Bu eserin böylesi güzel bir hastanenin yapılmasında şüphesiz ki her birinin çok önemli katkıları var. Meclislerde bu yatırımların yapılması planlanırken ya da tahsisler konuşulurken ya da imar planları onaylanırken, meclislerimizde kabul edilirken meclis üyesi arkadaşlarımızın çok önemli katkıları, destekleri oldu. İktidarıyla, muhalefetiyle, oy birliğiyle aldığımız kararlar oldu bunlar. Tabii bunların önemli bir katkı olduğunu kabul etmek lazım ve ona teşekkür etmek lazım. Tabii bunun yanında bu yatırımın yapılması konusunda isteklendirme, gayretlendirme konusunda da meclis üyesi arkadaşlarımızın inanılmaz destekleri oldu. Ve bu desteklere bir Kadir Şinaslık ifadesi olsun diye onların da belki bugün görevde değiller ama o dönemlerde kaldırmış oldukları ellerinin, vermiş oldukları oylarının karşılığı yükselmiş olan böyle bir eseri görmeye, o eserle aralarında bir ilişki kurmaya, iletişim kurmaya ihtiyaçlarının olduğunu ve bunun psikolojik yanının olacağını düşündük. Ve hem o arkadaşlarımıza, geçmişteki meclis üyesi arkadaşlarımıza vefamızı gösterdik. Çünkü her zaman söylüyorum ben, bizde hatırlar hep ömürlüktür. Yani yaşanmışlıklar ne kadar kısa olsa da onun hatrı bir ömür boyu devam etmeli. Kaldı ki böylesi güzel hizmetler ortaya koymuş arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, zamanın belli bir anında yol arkadaşlığı yapmış olduğumuz dostlarımızın hatırlanması, onlara vefa duygumuzun bir gereğidir, Kadir Şinaslık ifademizin bir gereğidir. Hepimiz gelici geçeceğiz. Ama asıl olan şey devletimizin ilelebet payidar kalacağıdır ve bu hizmetlerinde devam edeceğidir. Bugün makamda biz varız. Nasıl ki dün başkaları vardı, yarın da başkaları olacak. O sebepten dolayı bizim arkadaşlarımızla birlikte görev yaptığımız zamanlar zarfında memleketimize yeni eserler, yeni hizmetler kazandırma aşkımızdan başka hiçbir şey olmadı buralarda. Ama her elde ettiğimiz başarıyı da biz yine arkadaşlarımızla, herkesten önce çalışma arkadaşlarımızla, meclis üyesi arkadaşlarımızla paylaşma imkanımız oldu, mutluluğumuz oldu. Bu mutluluğu yaşadık, bugün bir kez daha yaşıyoruz. Diğer taraftan tabii arkadaşlar.